yaptım sana nazar kız. Zahmet olmuş nafile teyzem. Allah Allah, bir girelim içeri sonra konuşursunuz. Rahat bırakın kızı. Kaçırın ya. Allah Allah. Kamber bak, sakın kimseye söyleme duyduklarını. Konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Tutamam içimde, aklım yetmez. Bir de Rıza var abi. Ona ne olmuş ki? Cabbarı vurmuş. Ne? Bacağından. Eyvahlar olsun. Efe'yi kaçırması yanına kar mı kalacak Cabbar'ın? Kalacak. Rıza'yı kurtarmak için kalacak. Peki Nazar? Onun kanının da mı kıymeti yok? Bu köyden, Kınalı Kar'dan her ayrıldığımda hayatıma eksik kalan bir sayfa daha katılıyor. Ece gibi. İçimi rahatlatan tek şey boşanmayı onun, Ece'nin istemiş olması. Otelciye bayağı bir birikmişimiz var biliyorsun. Bu bacaklar ne güne duruyor Cengiz? Kaçacağız tabii. Koştura koştura kaçacağız. Nazar'ın kanının bedeli Rıza'nın özgürlüğü. Öyle mi Halil Bey? Birincisi Süreyya. Unutma ki Rıza'yı bu haneye getiren sensin. İkincisi Nazar'ın kanının diyeti oğlunun özgürlüğüdür. Seni alayım bize götüreyim. Yok. Birkaç gün bize kal ha, ne dersin? Gelmem ben o eve, gelmem. Davut yok Kamber. Kaç zamandır yok. Deme bana böyle. Aklım karışıyor. Bana pek doğruyu demiyor. Bir şey saklıyormuşsunuz gibi geliyor. Ne saklayacağız ki komutan bey? Torunum yanımda. Kızım hastaneden çıktı. Peki öyle olsun bakalım. Ama Nazar'ın davası hala kapanmadı. Mahkeme kaçtı? Hemen hemen 2 saat var. Dönecek misin hemen gibi? Evet, biliyorsunuz. Okul, çocuklar. Sen beni kurtarmak için atladın değil mi üstüme? O kör kurşun bana sıkıldı aslında. Niye öyle düşünüyorsun? Düşünmüyorum, hissediyorum. Yemin ettim. 3 can mermi, 3 can alacak. Diyelim ki yeminimden döndüm. Diyelim ki vazgeçtim. Olacak olan da senden sorulur Cabbar Ağa. Rıza'dan şikayetçi olmayacağım. Öyle mi? Hak ettiğinden daha adil. Demek bir damadını kollamak için öbür damadını tehdit ediyorsun Halil A. Sen benim damadım olamazsın Cabbar A. Sen olsan. Anlaşma bu Cabbar A. Lafı uzatmanın gereği yok. Kabul mü değil? Ben olsam ne? Olsam ne olurum Halil Ağa? Kabul mü değil mi? Bu bacağın diyetini kim ödeyecek Halil Ağa? Kim? Senin bacağının diyetini ben öderim Cabbar'a. Gerekiyorsa kendi bacağınla, kendi canımla öderim. Söyle bana, peki kızımın? Nazarımın kanı, onun diyetini kim ödeyecek? Hayatında bir defa olsun doğruyu söyle. Bir defa adam ol da cevap ver Cabbar'a. Hayatında bir defa ağa ol, mert ol. Nazarı kim vurdu Cabbar'a? Kim? Bilmiyorum. Şimdi var git Halil A. Rıza'yı sana bağışladım.
Seyit! Buyur ağam. Buyur ağam. Yarın sabah jandarmaya git. Komutanı al, gel. Ben ne diyeyim koca komutan ağam? Ağanın diyecekleri var. Konuşacakmış de. Davut. 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 Bak dediğim gibi Kamber. Kimse o. Zeynep. Görmek istemiyorum seni bu halede. Kendimi görmek istemiyorum. Dedim sana Kamber, bak. Bak Davut yok. Duymuyor kulakların beni. Bakmıyor gözlerin gördüğünden derinlere. Korktum, Davut değil. Ne o zaman Kamber, anlat bana. Sen beni Zehram. Zehram. Ben seni. Bu hale. Bu duvar, bu divan öyle gerçek ki. Düşümde sevdiğim Zeynep değil ki bu halindeki. Davut'un karısı Zeynep. Ben her yerde senin Zeynep'im Kamber. Sen sandın ki Kamber unutur. Unutulur. Unutulur. Ama ben senin bilmediğin, benim bildiğim gidişin. Ben seni o gidişinle hatırladım. O gidişinle sevdim Zehra'm. Kamber. Onun bir adı vardı. Kendi yoktu. Davut'a inanmadım. Kötü bir düştü gidişi. Kötü bir düş. Bir başka annenin içinde. Bir başka senin karısı olman. Kamber. Ben seni ben gibi sevdim Zehra. Yok gibi. Dönecekmişsin gibi. Ben seni düş gibi sevdim Zehra. Ben göremem bunları. İstemem. Onları görürsem, inanırsam. Ben seni sevmem. Zehra. Ben seni sevemem. Zehra. Ben seni. Seni bilemedim Kamber. Sonra küçük ayı aslanı kafasına bir patlatmış. Atıyorsun oğlum. Ama aslan küçük ayı çok kötü davranıyor. Peki ayı da onu dövünce haklı mı oluyor? Evet. Hayır, olmaz öyle. Kaba kuvvet hiçbir zaman iyi değildir oğlum. Abla. Teyze, küçük ayı dövsün mü aslanı? Aa, dövmesin efecim, neye dövecekmiş ki? Gördün mü bak. Hadi sen mutfağa git, bir de anneanneye sor bakalım ha. Hadi efecim, hadi. Bir şey mi oldu? Söylemeyeyim mi? Çok kararsız kaldım ama söylemeye karar verdim. Neyi? Seni hastaneden çıkardıkları gün var ya. Ali öğretmen o gün İzmir'e gitmiş.
Ece doktordan boşanmaya. İyi de bana ne bundan? Bilmem. Sadece haberin olsun istedim. Sen nereden biliyorsun peki? Ömer abi söyledi. Ali Örtmen kimsenin bilmesini istemiyormuş. Ama söyledi işte. Peki boşanmışlar mı? Abla, Ali Örtmen'e karşı hala neler hissettiğini bildiğim için söyledim bunları. Böyle davranmana gerek yok. Biz de durmuş neler konuşuyoruz. Yemek hazır mıymış, çok acıktım ben. Annem babanızı bekleyelim dedi. Gelince haber veririm. Ne bileyim, sen şimdi zengin mi olacaksın? Bir ben değil Fadik. Bu işi becerirsek herkes kazanacak. Kazansın tabii ama sen çok zengin olma. Niye? Zengin olursan hep de unutursun beni de ondan. Belki bir şeylere falan gitmeye kalkarsın. Gitmem, merak etme. Benim derdim burayla, kınalı karla. Ne derdin var ki senin kınalı karla? Demir'im, bu akşam yemeğin falan var mı yoksa ben gelip pişireyim mi? Sağ ol Fadik, var. İyi madem. İyi akşamlar. Fadik. Söyle Demir'im. Ben bırakayım seni beyinhanesine. Karanlık oldu. Keşke söyleseydin abi Ali öğretmenin gittiğini. Boşu boşuna o kadar köylü okula geldi. Bilmesin kimse dedi Recep. Ben ne diyeyim? Bir de şimdi gizli saklı ayıp bir şey yaparmış gibi oldu. Olur mu öyle şey? Gitti işte, boşanıp gelecek. Ayıbı nerede bu işin? Tamam abi, sen öyle diyorsan. Üzüldüm Ali öğretmeni. Kolay mı insanın öyle bir başına gidip mahkemelere çıkması? İstememiş ki yanına kimseyi. Yalnız gidip geleyim demiş. Döner geriye değil mi Şahnaz abla? Döner herhalde. Bilmem ki. Döner, döner. Nazar burada oldukça Ali öğretmen gittiği her yerden döner geriye. Nafile, biraz da nane kat çorbaya. Bilirsin bey pek sever. Olur hanım. Ya anneanne ya, sırrı sıra ya. Küçük ayı dövsün bastırdı, dövmesin be. Ne bileyim oğlum ben. Hak ettiyse dövsün tabii. Bence de dövsün. Pınar, nasıl Nazar ablan, baktın mı? Baktım, dinleniyor. Sumru'ya da söyle kalksın artık da yardım etsin bize. Yoksa sabaha dek uyku girmeyecek gözüne. Efe'yi de yukarıya al. Üşüyecek burada. Gel bakalım Efe Bey. Konuşalım seninle şu küçük ayı işini ha? Abla. Üzme bu kadar kendine. Gerekiyorsa bir daha ardında Rıza abimle babam konuşur. Keşke Ali öğretmenin döneceği vakti bilseydik. Karşılardık. Canı sıkkın döner şimdi o. Kolay değil tabii. İkisinin de aklı karışık, gönlü bulanık olacağına böyle olması daha iyi. Çok üzüldüm ben. Keşke boşanmasalardı. Ya konuşmayın öyle ileri geride, yemeğinizi yiyin. Ali öğretmen. Tamber. Söyle bakalım Kamber. Kimi eksilteceğiz bu tabelada? Hani eskiden her gelenin
Her gidenin ardından yeniden yazardım ya köyün nüfusunu. Yazardım ya, yazardım ya. Hiç eksiltmezdim Zehra'mı. Söyle o zaman Kamber. Kim eksilir tabeladan? Yollara düşüp giden mi? İçimizden, kalbimizden göçüp giden mi? Eğer varsa gönülü halini terk eden, onu eksilt tabeladan Ali öğretmen. Sen de gel, biz de ye bu gece. Nafile teyze bir sürü yemek pişirmiştir. Gideyim ben Fadik, şimdi babanla tatsızlık çıkmasın. Olmaz Demir'im, yeminle yok, olmaz. Yok. Gel sen. Bırak, ya bırak Fadik. Ya Demir, bırak Fadik. Israr etme. İyi akşamlar, Fadik'i getirdim. Fadik, gir içeri. Gir. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk. Hoş geldin Halil Bey. Hoş bulduk. Ne oldu, konuştun mu Cabbar aile? Konuştum Süreyya. Ne dedi peki? Anlaşmayı kabul etti. Biz ondan şikayetçi olmayacağız. O da rızadan olmayacak. Yaşasın. Baba sen konuşur musun Rıza bir daha aradığında? İnanmıyor bana. Konuşur musun? Konuşurum kızım. Seni bulaşık yıkadım ben bu mutfakta, biliyor musun sen? Canım çekti bunca zaman sonra işte. Sen şunları kurula. Tamam. Abi, istersen yarın beyden Kamil amcanın telefonunu alıp bir arayalım. Ne olacak ki arasak? Hani diyorum, Ali öğretmeni sorarız. Mahkeme bitti mi? Dönecek mi? Dönmeyecek mi? Recep, olacak iş mi? Ece doktorun babasından mı sual edeceğiz Ali öğretmeni? Ben bir Mihriban'a bakayım abi. Niye böyle yapıyorsun Ömer? Akşam oldu olalı herkesi haşladın. Sinirine neden bizsek tamam ama günah bunca insana. Kimse kötü niyetinden demiyor ki bunları. Benim kızdığım, öfkelendiğim kendim Şahnaz. Ne varmış ki kendi kendine öfkelenecek, kızacak? Yarın Ali öğretmen geldiğinde ne diyeceğim ben ona? He? Bir sır verdin, ben tutamadım içimde. Bütün köy adamından kadınına herkes öğrendi. Herkese söyledim mi diyeceğim? Varmayın üzerime Şahnaz. Belli ki gece uzun olacak Ali öğretmen. Belli ki biz kovaladıkça güneş bizden kaçacak. Sen ne yapıyordun köy yolunda Kamber? Ben kasabadan dönüyordum. Zehra'nın yanından mı? Benim sana bir şey demem gerek Ali öğretmen. Söyle Kamber. Ben bir şey duydum. Duymaz olsaydı kulaklarım. Aklım bilmez olsaydı ama duydum. Kamber, duydum, tamam. Duydum. Sakin ol. Of, içim yanıyor Ali öğretmen. Kor gibi. Tam şuramda bir söz. Söylesem söyleyemiyorum, tutsam içimde tutamıyorum. Of. Bir başkasıyla ilgili bir şey mi? O yüzden içim yanıyor ya. O yüzden dilimin ucuna gelip yutuyorum ya zehri. Boş ver o zaman Kamber. Başkasının sözü senin ağzına yakışmaz. Belli ki zor bir durum senin için ama. Söylemesen daha iyi. Ali öğretmen. Ben biliyorum artık Kamber susmayı. Soru sormamayı da öğrendim. Söz suya yazılıyor. Geriye kalan hep yürek acısı.
Toprak, toprak, su, hava. Bu nasıl iş dünya? Toprak, su, hava. Bu nasıl iş dünya? Kandiller, kandiller. Bu nasıl iş? Söyleyin, bu nasıl iş? Gece güne dönüyor neredeyse. Daha tam iyileşmeden... Söyle Damya. Bir kadın ne ister? Para, güç, iktidar. Bir kadın ne ister Damya? Kimse bilemedi ki bunu ben bileyim ha. Her sualin yanıtını bilmez ki insan. Bilmeli. Damya. Bu sualin yanıtı bilinmeli. Desen ki senin istediğin ne? Bir el isterim yüzümde. Bilirim ki güçlüdür. Bilirim ki korur, kollar beni. Bir yüz isterim yüzümde, bakışı korur. Bilirim ki gözü yüzümde, yüreğimde. Dudaklarını isterim yüzümde sıcak. Soğuk sular akıtsın içime. Sualinin yanıtı yok ağam. Bilinmez bir kadının ne istediği. Çünkü her kadın kendi sevdasını büyütür içinde. Olup biten bundan ibaret. Cabbar Rıza'dan şikayetçi olmayacak. Biz de tabii ki Efe'yi kaçırdığı için ondan şikayetçi olmayacağız. Ben de onu dedim. Aynen böyle dedim ama inanmadı bana baba. Kapattı suratıma telefonu. İnanmıştır inanmasına ama. Ama ne? Belki onun yüzünden şikayetçi olmayacağımızı öğrenince... Baba. Hı. Efe'nin yanında konuşmasak bunları. Nazar haklı Halil Bey. Anne, ben de merak ediyorum. Nafile teyze, yemeği bittiyse pijamasını giydirsene onun. Ben de gelirim birazdan. Gel. Uykum yok benim. Tamam, pijamanı giyene kadar gelir. Hadi bakalım. Onun yanında konuşmayın bunları. Sonra rüyasına giriyor. Ha, benim de giriyor. Hep Cabbar Ağa'yı görüyorum rüyamda. Elinde böyle kocaman kocaman tüfekler var. Hala Ali öğretmenimi düşünüyor. Evet. Sen böyle sıkkın, mutsuz olunca benim de içim daralıyor. Ne yapayım Şahnaz? Elimde değil. Korkuyorum da. Korkuyor musun? Gün gelir de biz de boşanırsak diye. Biz niye boşanalım ki? Bilmem. Korktum işte. Beyle Hanım boşandı. Ali öğretmenle Ece doktor. Hayatta bunlar da var Ömer. Onlar başka Şahnaz. Biz öyle değiliz ki. Bize ancak ölüm... Sus. Deme öyle. İnsan hayatta hiçbir şeye söz vermemeli. Gün gelir de tutamazsa... gidenden çok kalana yük olur o söz. Biliyorum kızacaksın yine bana.
Başımı her yastığa koyuşumda nazar geliyor aklıma. Başka yolu yok Süreyya. Yoksa hali ne olurdu Sumru'nun? Ya nazarın hali? Onun içine yer olmaz mı kızını vuran adamı bağışlaman? Nazar vuranın cabbar olduğu belli mi Süreyya? Bir efeyi kaçırdığını biliyoruz. Nazar vuran hala sır. Kendini böyle avutacağına, kızının yüzüne bir bak Halil Bey. O bile biliyor peşinde dolaşan ecelin cabbar ağa olduğunu. Anne, benim uykum yok. Uyumadın mı sen daha? Hadi kapat gözlerini. Hadi oğlum. Saatte. Uyumaya çalış. Bak sonra uykunu alamıyorsun. Bütün gün mızmızlık ediyorsun. Öyle oynayalım. Olmaz bu saatte. Olur. Efe. Annem beni yakalayamaz. Oğlum. Oğlum. Efe. Sakın çok fena olur. Sakın çok fena olma. Çok yaramaz oldun sen Efe. Gel bakayım çabuk. Gir çabuk yatağa. Hadi. Hemen kapat gözlerini uyu. Can aldım. Canlara kıydım. Suları ters akıttım. Senin için. Ama sen... Sen beni... Nazar... Yüzüne yüz sürdüm. Eline el değdiğim. Dönmeyeceksin. Canlar da alsam. Canını da alsam. Dönmeyeceksin. Bir yol olmalı. Bir çaresi olmalı. Bu gidişinin. Bu yastığa baş koyacağın günün bir müjdesi olmalı. Çalıyor. Belki Rıza arıyordur. Kalk hadi. Ver. Hadi. Hadi baba. Tamam. Hadi. Tamam geliyorum kızım. Hadi. Tamam geliyorum. Alo. Rıza. Rıza sen misin? Rıza mı? Şş. Rıza cevap versene oğlum. Benim baba. Ha. Neredesin? Kasabadayım baba.
Dön gel o zaman hemen. Ne işin var senin orada? Baba ben... Rıza, biliyorum olup biteni. Her şeyi hallettik. Cabara şikayetçi olmayacak senden. Baba benim yüzüm yok. Ben... Beni o kadar koruduktan kolladıktan sonra... Bir kere daha... Özür dilerim, ben dönemem baba geriye. Rıza... Sana inanmadığım için benim özür dilemem gerekiyor. Baba... Rıza... Sen benim torunumu kurtardın. Ben senin yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. Bak Sumru'yu veriyorum. Heh. Rıza! Duydun mu babamın dediklerini? Burada herkes seni bekliyor. Daha fazla üzme bizi. Dön gel evine. Rıza? Rıza? Rıza mıymış? Oymuş. Ne oldu peki? Konuşuyorlar. Ben diyeceğimi dedim. Gel. Gel hadi üstünü giy de bir çay demleyeyim ben sana sıcak sıcak. Çaylar sıcak. Soğutmayalım çayları beyler. Ağlarlar yoksa ardınızdan. Çaylar mı ağlar yoksa satamadığın için sen mi ağlarsın? Orası biraz karışık. Ben niye ağlıyorum? Çok zengin olacağım yakında ben, çok. Göreceksiniz bak. Değil mi Adem baba? Ne belli Yusuf? Anlaşma mı yaptın talih kuşuyla? Talih kuşu benim ben. Zengin olunca çok dolanacaksınız peşimden. Ya bırakın konuşturmayın şu adamı sabah sabah. Mehmetlerin Sinan. Yazdım oğlum seni kara listeye. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldin Ali öğretmen. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Ali öğretmen. Duyduk çok üzüldük ama ne gelir elde? Her işte bir hayır vardır Ali öğretmen. Üzme kendini. Ben de seni bekliyordum Ali öğretmen. Önce gelmek istemedi. Ama sonra anlatınca tamam dedi. Akşam olmadan burada olacak Rıza'm. Demedi mi sana döner gelir diye? O kadar helak ettiğine değdi mi kendine? Bir sen dedin sanki. Hepimiz dedik. Ben bile dedim. İstediğiniz kadar kızın söylenin bana. Rıza dönecek ya, gerisi umurumda değil. Görüyor musun bak Pınar? İnsan aşık oldu mu böyle oluyor işte. İşte ben de aynı böyle aşığım Demir'ime. Pek oturmazdık ya. Bayağı güzelmiş burası Süreyya. Bey dediğim pek yakışmaz mutfağa ama... Madem beğendin otur bakalım. İçer misin bir çay daha? İçerim içerim. Güzel olmuş. Bak değdi mi canını o kadar sıkmaya? Gelecek işte Rıza. Şükür ki kabul etti Cabbar ağa. Yoksa çok canımız sıkılır, çok daralırdı içimiz. Bir yolunu bulurdun sen halledecek. Belki bu kadar kolay olmazdı ama... ...sen bulurdun yine bir yol. Hatırlar mısın Halil Bey? İlk zamanlarda seninle oturup çay içerdik burada. Hatırlarım. Nafile daha gelmemişti haneye. Nazar yoktu da ondan. Nazar doğduktan sonra geldi Nafile. O zamanlar sana bakar bakar... ...dağ gibi adam derdim. Sen de fena sayılmazdın hani. Yedi köyün güzeli derlerdi sana da. Yaşlanıyoruz artık Halil Bey. Torun var artık kucağımızda. O kadar uzun boylu değil. Daha yaşımız kaç başımız kaç. Yo yo. Yaşlanıyoruz Halil Bey. İyi kötü günümüz oldu. Yaz oldu, kış oldu. Olacak olan ne varsa oldu. Benim diyeceğim iyisi için de, kötüsü için de sağ ol. Ben senden razıyım Halil Bey. Köylünün yarısı toplanıp Bursa gelince ben de demek zorunda kaldım.
Aslında dediğim Pınar'dı ama... Sonrası malum zaten. O ona, o ona derken... Sonunda bütün köyü öğrendi. Kusura bakma. Ya ne desen, kızsan, bağırıp çağırsan da... Haklısın hadi öğretmen. Boş ver Ömer. Nasıl olsa öğreneceklerdi. Giderken bahsetme kimseye demiştin ya... İki gündür içim içimi yedi. Dedim ya boş ver. Bugün olmazsa yarın bir şekilde öğreneceklerdi. Ne oldu peki? Nasıl geçti? Boşandık Ömer. Ece'yi görmedim hiç. Sadece babasıyla. Yani Kamil amcayla görüştüm. Ne diyeyim? Bilmem ki Ali öğretmen. Bir şey deme. Hadi okula dönelim. Ne bu halin? Dalıp gitmişsin. Hiç, yok bir şey. Dün bütün gece uyumadın. Bahçede dolanıp durdun. Gördüm seni. Beni mi gözlüyorsun sen? Özlediğimden değil. Öyle işte, görüverdim. Bir daha gözlersen beni gözlerini oyarım senin. Allah Allah, ne bu sinir ya? Anlamadım ki derdin ne? Derdim falan yok. İyi, ne halin varsa gör. Hadi bana yolluk hazırla. Jandarmaya gideceğim. Öğle saati yolda geçecek. Ne zıkkımlanacaksan kendin al. Dolap orada işte. Hadi kızım bak geç kalırsan karışmam ona göre. Tamam. Ya adam gelip kaçırırsa beni yine. Kimse kaçıramaz seni oğlum. Sen merak etme. Ali öğretmenim kurtarır beni değil mi? Kurtarır oğlum. Hoş geldin kızım. Günaydın Nafile teyze. Günaydın. Geç içeri geç. Nazar. Hadi sen yakın tak ben geliyorum. Maşallah pek bir büyümüş. Bir de ben görsem sanki büyür, hiç büyümeyecek. Büyür. Hep böyle yaramaz kalacakmış gibi geliyor. Büyüyeceğim. Hoş geldin Mihriban. Hoş bulduk Nazar. Ali öğretmen haber yollamış. Ders yapacakmış bugün. Biliyorum haberim var. Ben de hazırsanız beraber gidelim dedim. Tamam geliyoruz şimdi. Aman kızım dikkat et nazarım olur mu? Daha iyileşmedi. Merak etme Nafile teyze. En iyi arkadaşım o benim. Hoş geldin komutan. Hoş bulduk Cabbar. Konuşacakların, anlatacakların varmış. Var, komutan. Çünkü bilin isterim olan biteni. Buyur. Heh. Ali öğretmen. Bütün çocuklara haber verdim. Birazdan hepsi burada olur. Tamam Ömer. İki gündür yoktum. Derslerinden geri kaldı çocuklar. Keyfinden değil yani öğretmen. Değil tabii ama onların dersleri daha önemli. Hadi gidelim sınıfa. Geriler şimdi. Sen de herkes gibi nazarı benim vurduğumu düşünüyorsun. Değil mi komutan? Biz varsayımlar üzerine hareket etmeyiz Cabbar'a. Bizim için esas olan delildir. Delilin var mı komutan? Henüz soruşturma aşamasındayız. Bu konuda bilgi veremem. Ne anlatacaksan anlat Cabbar Ağa. Buraya sana bilgi vermeye gelmedim. Demir'i düşün komutan. Düşün bulacaksın. Bildiğin ne var? Eğer bilip de söylemediğin bir şey varsa sen de kanun karşısında suçlu duruma düşersin. Açık açık ne biliyorsan anlat. Bildiğim, aklımda olan budur komutan. İster beni dinle, ister dediklerimi unut komutan. Bak
aklın hala Cabbar Ağa'da değil mi? Merak etme. Cesaret edip bir daha duramaz karşında. Cabbar bu. Belli mi olur? Nazar, omzun nasıl? İyi, iyileşiyor. Hala bulamadı değil mi jandarma kimin ateş ettiğini? Bunlardan bahsetmesek Mihriban. Olur. Biliyorsun değil mi boşanmış Ali öğretmen? Biliyorum. Sakın onun yanında saçma sapan bir şeyler deyip bir daha rezil etme beni. Zaten dün gece yeteri kadar rezil oldum. Ne oldu ki? Efe oyun oynarken benim yazmamı pencereden aşağı attı. Ali de aşağıdaymış. Ben pencereye çıkınca ben attım sandı tabii. Ay gülme Mihriban. Tamam gülmüyorum. Beyim, komutan buraya doğru geliyor. Hoş geldin komutan bey. Hayırdır? Biraz konuşalım Demir. Konuşalım. Buyurun. Mesut siz kahvede bir çay için. Baş üstüne beyim. Arkadaşlar biraz dışarıya çıkalım. Cabbar Ağa'nın evinden geliyorum. Onunla biraz konuştum. Nazar'ın vurulmasından senin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Ne? Neden? Ben de bunu öğrenmek istiyorum. Neden böyle bir şey söyledi Cabbar Ağa? Ne bileyim ben. Ben Nazar'ı niye vurayım komutan bey? Bilmiyorum ama Cabbar Ağa'nın durup dururken böyle bir şey söylemesi garip değil mi sence? Bak komutan bey. Bu köyde, cümle köylerde Nazar'ın saçının teline zarar gelmesini istemeyen bir kişi varsa o da benim. Neden? Diğerlerinden farkın ne senin? Nazar'ın vurulduğu gece neredeydin Demir? Yanında biri var mıydı? Ben gelmesem Mihriban, Efe'yi de sen bıraksan. Olur. Anne hadi ders başlayacağım. Çok geç Nazar, gördü bizi. Yürü hadi. Ali öğretmenim. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz. Hadi siz sınıfa girin. Hadi. Merhaba. Merhaba. Duyduk ki Ali öğretmen Ece doktorla... Efe'ye dikkat edersin değil mi Ali? Ederim tabii. Biz o zaman gidelim. Dersine gecikme sen de. Tamam. Bize gel bir ara Ali öğretmen. Gözlemi açarım sana. Gelirim Mihriban. Sağ ol. Ali. Ben çok üzüldüm. Belki bunu söylemek bana düşmez ama üzüldüğümü bil isterim. Cabbar nerede? Cabbar nerede? Ne edeceksin ağayı? Neden Cabbar Ağa? Neden? Anlaşmadık ya be! Dur! Ortağız demedik mi? Aklını başına topla Demir! Canına mı susadın sen? Neden komutanı benim üstüme saldın? Neden Nazar'ı benim vurduğumu söyledin? Sen vurmadın mı? Ben vurmadım. Biliyorum Demir. Senin Nazar'ı vurabilecek kadar cesur biri olmadığını biliyorum. Bırakın onu. Neden komutanın Nazar'ı Demir vurdu dedin? Demir'i düşün dedim. Demir Nazar'ı vurdu demedim. Neden? Çekilin. Otur Demir. Oturmaya değil. Dediklerinin hesabını sormaya geldim. Komutana Demir'i düşün dedim. Dedim çünkü herkesin gözü, aklı benim üzerimdeyken sen rahat rahat ortada dolaşıyordun. Hastasın sen. Ortağız biz. Demir.
benim başım dardaysa senin de darda. Ben rahatsam sen de rahatsın. Bana bak Cabbar. Komutan bir daha ziyarete geldiğinde anlattıkların her neyse yalan söyledim diyeceksin. Demir'in bu işte bir ilgisi yok diyeceksin. Ya demezsem? Demezsem ben bildiklerimi diyeceğim. Neymiş bildiğin Demir? Ben çok konuşmam Cabbar'a. Ne bildiğimi de ancak konuşunca öğrenirsin. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Demir. Ama ben senin bana nazarı getireceğini biliyorum. Zahmet etmeseydin hanımı ben yapardım. Bir yardımım olsun nafile. Oturup duruyorum bütün gün. Bazen düşünüyorum da hanım. Sen bu haneden gittiğinden beri... Otur nafile. Ne diyeceksen de lafını yarım bırakma. Sen gittiğinden beri biraz tadı tuzu kaçtı hani. Kızardın bana. Ara sıra bağırıp çağırdın ama... Ne bileyim. Hane içindekiler hepsi bir tamamken bir başkaydı sanki. Olacağı bilemezsin ki nafile. Yazımızda böylesi varmış. Bazen düşünüyorum. Eskisi gibi olsa. Bey yine alsa seni. Nafile. Tamam. Bir şey demedim. Sustum hanım. Çıkıyorum ben anne. Yemek saati gelecek neredeyse. Nereye? Okula. Ali öğretmenle konuşup geleceğim. İşler nasıl gidiyor Recep? İyi beyim. Havalar biraz daha ısınsa kestiğimiz ağaç da artacak. Var mı ormancıların bir sıkıntısı, bir eksiği? Hiçbir eksikleri yok. Hepsi memnun halinde. Bu aralar seni de yorduk Recep. Rıza gelsin rahatlatır seni biraz. Bir sıkıntım yok beyim. İşimi görüyorum ben. Recep. Bir şey soracağım ama aramızda kalsın. Buyur beyim. Biliyorsun nazarın vurulması Arap saçına dönüyor. Çok üzerine gitmiyorum. Kurcalıyor gibi yapıyorum ama... aklımın yarısı orada. Elbet kızımı sahipsiz bırakmayacağım. Ama bir yandan da köylüyü huzursuz etmek istemiyorum. Haklısın benim. Senden istediğim köylünün ormancının bir bildiği varsa... Bildiğimiz olsa size söylemez miyiz beyi? Söylersiniz. Söylersiniz elbet ama... jandarmadan çekinmişlerdir. Söyleyememişlerdir. Olur böyle şeyler. Gözün kulağın açık olsun Recep. Olur beyim. Merak etmeyin siz. En az biz de sizin kadar isteriz. Nazar kızı vuran belli olsun. Cezasını çeksin. Sağ ol Recep. Diyeceğim bu kadar. Hadi sen dön işin başına. Sağ olun beyim. Merhaba Ali öğretmenim. Merhaba Pınar. Yanlış bir zamanda mı geldin? Yo. Ben kursu soracaktım. Köylülerden birkaçı kursa gelmeye razı oldu. Yarın başlayalım mı diyecektim. Tabii olur. Yani ne zaman isterlerse. Tamam. O zaman ben gideyim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Pınar. Sen de bir şey istesem yapar mısın? Tabii.
abi. Bunu Nazar'a verip akşam onu beklediğimi söyler misin? Geldi kalfa. Bunca zamandır beklediğim gün geldi. Usta, şimdi gitsek de yarın gelsek. İyi bakmıyorsun sen. Usta, bak kan falan çıkarsa ben yokum, ona göre. Aç. Zehra, bunca zaman sonra dimdik ayakta. Gel. Rıza'm. Niye ettin Rıza'm? Neden beni korkulara bıraktın? Sensizliğe bıraktın bunca zaman. Tamam. Tamam, bir şey demedim. Sonunda döndün ya. Seni yine hanede, yine yanı başımda buldum ya. Bir şey demesen, konuşmasan da kabul ederim. İyileştin sen artık. İyileştim Halil Bey. Yürürken, iş görürken de aksamıyorsun artık. Çok şükür. Bakıyorum başımın çaresine. Bir şey mi diyecektin? Diyeceğim demesine de nasıl diyeceğim onu bilemiyorum. Bunca yıllık hukukumuz, aynı yastığa baş koymuşluğumuz var. Dene diyeceksin. Hani diyorum, Zehra gitti. Gitti ama biz hala aynı odada, aynı yatakta. Anladım Halil Bey. Yorma kendini. Yarın sabah erkenden toplanır giderim kendi evime. Diyeceğim o değil Süreyya. Diyeceğim... Ayıp oluyor köylüye. Gel sen şu muhtarlıktan vazgeç. Ne olacakmış ki muhtarlıktan vazgeçince? Sen muhtarlıktan vazgeçersen...
Ben de seni yeniden alırım Süreyya. Geciktim, kusura bakma. Ben dönmemenden korkmuştum. Bu yaptığın tam bir saçmalık Ece. Nazara ait olan bir şeydi. Hayatımda istemiyorum Ali. Bu beni deli ediyor. Ya o daha küçük bir çocuk. Sana ne zararı var ki? İstemiyorum. Ne o çocuğu ne de Nazar'ı görmek istemiyorum. Her ikisinden de nefret ediyorum. Geldiğin için sağ ol Nazar. Beni neden buraya çağırdın Ali? Seni buraya çağırdım çünkü... burası... sen... yani... her şey burada başladı sayılır Nazar. Burada söz verdik birbirimize. Ben düşündüm ki burada bana yalan söylemezsin. Söyleyemezsin. Ben sana hiç yalan söylemedim Ali. Belki bazı şeyleri söylemedim. Ama yalan da söylemedim. Bu soruyu sadece bir defa soracağım Nazar. Çünkü bu her gün, her dakika, her an aklımı kurcalıyor. Ben ne soracağını biliyorum Ali. Ama sorma. Sorma çünkü yalan söyleyemem.
her şey çok daha kötü olur. Efe benim oğlum bu Nazar. Efe benim oğlum bu Nazar. Evet Ali. O senin oğlun. Ayırmışlar.